Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem güzel hem şık harika bir model yapacağız. Bayan yelek modellerinde, bebek örgülerinde, çeyizlik yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz çok güzel ve kolay bir örgü modeli. Evet sevgili hanımlar sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz hemen iplerinizi şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Evet bu arada sesimden biraz bozuk sesim arkadaşlar hakkınızı helal edin rahatsızım biraz. <laughs> evet şöyle Nako Süper Nako Lüks Minnoş'un güzel bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Orta incelikte şöyle orta incelikte bir ip. 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. Oldukça güzel hanımlar. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Evet ben de yabancı bir kanalda gördüm arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm bu güzel modeli sizlerle paylaşacağım. Evet 3.5 milim şişlerimle dediğim gibi yapacağım. İlmek sayılarımız sevgili hanımlar 10 ve 10'un katları artı 1 artı 2. Yani 23 ilmekle ben sizlere şimdi modelimi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir 2 ilmeklerimizi atalım şişimizin arasına girdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek benim bir modelim olacak sevgili hanımlar şimdi bir 10 ilmek daha atacağım 2 model olacak daha sonra artı 1 artı 2 ilmek ekleyeceğiz yani 23 tane ilmekli modeli kuracağız Evet arkadaşlar şimdi benim şişimde 20 tane ilmek var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Bakın bir model, bir tane ilmek pardon. Modelimi tamamlamak için iki ilmekte 1 2. Sağda ve solda kenar ilmekleri olacak. Hemen şuradan bağlayalım arkadaşlar. Kenarımız gevşeme yapmasın. Evet, şimdi 23 ilmekle modelimizi kuralım sevgili hanımlar. Ben e, lastik yapmadan modeli sizlere anlatacağım. Sizler modelinizin örgünüzün ön yüzünde kuracaksınız modeli. E, hemen ben lastiksiz modeli başlayacağım. Evet, dediğim gibi ön yüzde modelinizi kuracaksınız. Ben lastiksiz hemen modele başlıyorum. Modelimizde birinci sıradayız ve tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Birinci sıra tüm ilmekler düz. Gerçekten beğeneceğinizi düşündüm. Harika bir model. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği, güzel, zevkli, hızlı ilerleyen şık bir model. Basit ve güzel sevgili hanımlar bu model. Herkes yapabilir. Evet modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde düz olarak ördük. Şimdi örgünün ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyorum bakın. İkinci sıramız tüm ilmekler ters. Üşütmüşüm biraz arkadaşlar. Sesim çok bozuk. Hakkınızı helal edin. İnşallah anlaşılır olur. Evet modelimizin ikinci sırasını da tüm ilmeklerimizi ters olarak ördük. Bu şekilde. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Burada da yine tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz modelimizin üçüncü sırasında da tüm ilmekler düz. Evet, modelimizin üçüncü sırasında yaptık şöyle bir düz örgümüz ortaya çıktı arkadaşlar bakın. Şimdi modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz. Burada şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, iki tane ters ilmek ördüm bakın. Şimdi burada yedi tane ilmeğimi iki, dört, altı, yedi. Bakın iki, dört, altı, yedi. Bu yedi ilmeği İki kere öreceğiz arkadaşlar. Yani başını iki kere dolayarak öreceğiz. Hemen bakın. Bir, iki. Dilerseniz bu şekilde yaparsınız. Dilerseniz bakın. Bir, iki. Bu şekilde de hemen şöyle bakın. Yapamadım da. Bir, iki. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yapamadım arkadaşlar. Yine ben bu şekilde bir, iki. Bu şekilde ördüğünüz zaman iki kere örmüş oluyorsunuz. Bakın 1 2 hemen bakın bu şekilde şöyle tekrar 1 2 İsterseniz bu şekilde yapın. İsterseniz benim yaptığım gibi 1 2 bu şekilde daha kolay. 7 ilmeği bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örüyoruz. Şey örmeden alıyoruz. 1 ve 2 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 Bakın 6 iki defa örüyorum 7. 7 ilmeğimi iki kere ördüm. Şimdi arada 3 tane normal ters yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane arada normal ters yaptım. Yine ikinci modelimi kuracağım. 7 ilmeğimi iki kere öreceğim. 1 2 1 2. Sayarak gidelim. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Bakın her ilmeğimi 7 ilmeğimi iki defa ördüm. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet şimdi burada bakın başlangıçta nasıl başladıysan bir e, Kenar ilmeği 2 tersle başladım. Biterken de bakın 2 ters bir kenar ilmeği. 1 2 ters ve kenar ilmeği. Modelimizin 4. sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Evet modelimiz 6 sırada bitiyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. Burada 7 tane ilmeği 2 defa örmüştük. Şimdi bu ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 tane ilmeğimizin boyunu uzattık. Tekrar şişime geriye takıyorum. Şu şekilde tekrar şişime geriye taktım arkadaşlar. Buradan 7 tane ilmeğin 4 tanesini bakın 1 2 3 4. 4 tanesini şöyle alıyorum. Bakın çapraz. Şöyle çevirdim. Tekrar şişime geriye takıyorum arkadaşlar. Buradaki 3 ilmek ve buradaki çapraz çevirdiğim 4 ilmeği yani 7 ilmeğin 7'sini birlikte toplayacağım. 1 doladım 2 bir daha ördüm 3 doladım 4 bir daha ördüm 5 olmadı 5 doladım 6 bir daha ördüm 7 Bakın burada 7 ilmekten 7 tane ilmek çıkardık arkadaşlar. Evet şöyle bir sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 ilmekten 7 ilmek yaptık. Şimdi 1 2 aradaki 3 düzümüzü örüyoruz. Bakın 3 düzümüzü ördük. Tekrar burada 7 tane uzatmamız var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 tane ilmeğimizin bakın boyunu uzattık. Tekrar geriye takıyoruz bu 7 ilmeğimizi. 4 ilmeği alıyoruz. Bakın şuradaki 1 2 3 4. 4 ilmeği şöyle yönünü çevirip tekrar geriye takıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi de alıyorum. Yine 7 ilmeğimden 7 ilmek yapacağım. 1 doladım 2. Bir daha ördüm 3. Doladım 4. Bir daha ördüm 5 doladım 6 bir daha ördüm 7 7 ilmekten 7 ilmek yaptım yine kenarda 1 2 kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm 3 ilmeğimizi örmüş olduk Evet modelimizin 5. sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Lastik modeli yapmazsanız da böyle arkadaşlar bakın dalgalı bir şekilde modeliniz ortaya çıkacak. Yani altında lastik yapmasanız da olur ama lastik yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Şimdi altıncı ve son sırasındayız modelimizin. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimiz düz. Modelimizin son sırası arkadaşlar. Final yani Bu şekilde. Kalın iplerle örerseniz e, bir tık daha iri düşecektir modeliniz. Ben Nakolüks Minnoş'un ipiyle yapıyorum. Biraz daha ince arkadaşlar. Evet, bir model ben sizlere anlatmış oldum sevgili hanımlar. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi ben sizlere lastikle yaptığımı da göstereceğim. Eğer lastiksiz yaparsanız bu şekilde altı dalga dalga olarak çıkacak. Lastikli yaparsanız da Göstereceğim şimdi arkadaşlar bir modelimiz bu şekilde şimdi ikinci bir modele başlamak için ne yapıyoruz ilk modeli ben nasıl kurduysam burada arkadaşlar ikinci modeli o şekilde düz örgüler örerek e, kuruyorsunuz şöyle bir sıra düz örgü yapacağız hemen göstereyim ikinci modelin birinci sırası sonra şaşırmayın burada nasıl kurmuştuk diye tüm sırayı bakın bu şekilde düz olarak öreceğiz arkasında ters öreceğiz. Ön yüze tekrar gelip düz öreceğiz. Arka sırasında yine sonra dördüncü sırasında arttırmalarımızı yapacağız. Ön yüzde 5. sırasında da modellerimizi toplayacağız. 6. sırasında da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu kadar kolay, basit bir modeli ben sizlere anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Şöyle ikinci modelin bakın birinci sırasını size gösterdim. Siz videonun başına dönerek bakın şöyle videonun başına dönerek modelimizi nasıl yapmışız devam edebilirsiniz bir modelimiz bu şekilde ikinci modelinde ilk birinci sırasını gösterdim arkadaşlar şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim hanımlar sizlerle evet sevgili hanımlar bakın şöyle pembiş pembiş bir modelle geldim size ben bugün modelimiz oldukça güzel şık bir görüntüye sahip Şöyle bakın. Gerçekten modelimiz çok şık ve güzel bir model. Şöyle yere koyalım. Şöyle açılımını da size göstereyim. Bakın şu şekilde. Gerçekten oldukça güzel modelimizi şöyle yakından görün arkadaşlar bakın bu şekilde harika güzel bir model e, gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm şık bir model ben şöyle 4 model üzerinde çalıştım Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre sevgili hanımlar e, ilmek sayılarınızı ayarlarsınız 10 ve 10'un katları artı 1 artı 2 ilmekle kurduğumuz bu güzel model inşallah hoşunuza gitmiştir. Evet güzel hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere bu güzel modeli ben sizlere bırakıyorum. İnşallah hoşunuza gitmiş beğenmişsinizdir. yeni güzel videolarda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Modelimizin arkasını göstermedim size modelimizin arkası da bu şekilde. Evet Evet yepyeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzel emanet olun sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Hoşçakalın.